Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Hayırlı Ramazanlar Pınar Hanım. Ben küçükken çok kalabalık bir ailemiz vardı. Dedem, ninem, dayım hep birlikte yaşıyorduk. Bazı Yeşilçam filmlerinde görürsünüz ya, fakir ama mutlu aileler. Tıpkı o aileler gibiydik. Ekonomik olarak çok sorunumuz vardı. Ama bunlar mutluluğumuza engel olmuyordu. Biz yine kalabalık soframızda buluşuyorduk. Çok şanslı olduğumun farkındaydım. O zaman dayım 25 ya da 26 yaşındaydı. Bir kız arkadaşı vardı, evlenmeyi düşünüyorlardı. Ama kızın ailesi dayımın durumunu bildiği için evlenmelerini istemiyordu. Kızını daha zengin bir aileye vermek istiyordu. Dayımın işi gücü yoktu. Dayım hırs yapmıştı. Zaten mutluluğumuzu bozan da bu hırs oldu. Dayım ne yapıp edip o kızla evlenmek istiyordu. Bunun için çok fazla paraya ihtiyacı vardı. Ama normal bir işe girip uzun zaman çalışsa bile bu borçlarımızı ödemeye ancak yeter. Kendimizi toparlayacak duruma gelemiyorduk yine de. Bu yüzden dayım farklı yollar kovalamaya başladı. Daha doğrusu başlamış. Hiçbirimizin bundan haberi yoktu. Bir sır gibi gizlemiş herkesten. Ne yaptıysa tek başına yapmış. Dayımın yediğinin içtiğinin ayrı gitmediği çok samimi arkadaşları vardı. O arkadaşlarına dahi anlatmamış. Bütün planı tek başına yapmış. Dayım benimle oynamayı çok severdi. Ben de onu çok severdim. Ama son zamanlarda benimle hiç oyun oynamıyordu. Odasına çekilip saatlerce boş boş bekliyordu. Yanına gidip içeri gelmesini istiyordum. Gelmek istemiyordu, kendisini odasına kapatıyordu. Gündüzse zaten eve gelmiyordu. Önce gündüzleri iş aradığını düşündük. Dedem çok seviniyordu hatta. Derdi iş bulmak değilmiş, kolay yoldan para kazanmakmış. Keşke bunu içimizden birisine olsun söyleseydi. Belki önüne geçip durdurabilirdik onu. Bir gece yarısı dayımın eve gizlice girmeye çalıştığını gördüm. Kimseyi uyandırmamaya çalışıyordu. Kapıyı yavaşça kapattı. Ben arkasındaydım. Döndüğünde gördü ve birden sıçradı. ''Sen uyumamış mıydın?'' dedi. ''Uyumamıştım, tuvalete gidecektim. Sen nereden geliyorsun bu saatte?'' dedim. ''Arkadaşların yanındaydım ya. Babam bir şey dedi mi?'' ''Çok kızdılar mı?'' dedi. ''Yo, çok kızmadılar. İş aradığın için mutlular.'' dedim. ''Tabii ki iş arıyorum. Yoksa bu saate kadar ne yapacağım başka?'' dedi. Dayım çok tedirgindi ve yalan söylediğini çocuk halimle anlayabildim. Üstelik elinde kocaman bir çuval vardı. Çuvalda ne olduğunu sordum. İçinde tezek olduğunu, bunları sobada yakacağını söyledi. Sonra içinde tezek olduğunu söylediği çuvalı odasına götürdü. ''Çocuksunuz işte. Tezeyi odana niye götürüyorsun?'' diye sormak aklınıza gelmiyor. O sabah çok acı bir şey yaşandı. Ailemden hiç kimse o günü unutamaz. Çığlıklarla, ağıtlarla uyandım. Herkes ağlıyordu. Ne olduğunu soruyordum, bir kişi bile cevap vermiyordu. Ağlayanların içinde bir tek dayım yoktu. Annemin yanına gittim. ''Anne, dayıma mı bir şey oldu?'' dedim. Daha çok ağladı. Uzun lafın kısası, sabah dayımı bulduklarında çoktan vefat etmiş. Çuvalın içi de altın doluymuş. Dayım altın bulmuş. Dayımın ölümü araştırıldı. Ama altın konusunu hiç kimse açmadı. Altını sakladılar. Dedemin de altınlardan vazgeçmeye niyeti yoktu yani. Dayımın neden öldüğünü de bilmiyorduk, altınları nasıl bulduğunu da. Altınlar bulunduktan sonra gündemimiz dayım olmaktan çıkmıştı. Beni en çok üzen nokta budur. Bugün bile eleştiriyorum ailemi bu yüzden. ''Sen yanlış anlamışsın, bizim acımız hep vardı.'' diyorlar. Dayım için dua etmek yerine, dayım için Kur'an okumak yerine altınlarla ne yapacaklarını konuşmaya başladılar. Bunlar benim kendi ailem. Kendi ailem yaptı bunu. Dayımın vefatının üzerinden bir sene geçti. O bir iki senede bu altınları nasıl eriteceklerini araştırdılar. Tanıdık bir kuyumcu buldular. O da içinden pay almak kaydıyla bu altınları bozacağını söyledi. Tamamını da bozdurmadılar. İkişer üçer tane ihtiyaç oldukça yapıyorlardı. Son derece temkinlilerdi. Ben o zaman 13 yaşlarındaydım. Çok iyi hatırlıyorum neler olduğunu. Önce bir televizyon aldı dedem. Televizyonumuz vardı ama çok eskiydi.
o zamanın yeni çıkan televizyonlarından birini almıştı. Kanepe, halı, evde ne varsa yavaş yavaş yenilemeye başladılar. Çok dikkat çekmemek istiyorlardı. Birdenbire lüks bir ev alıp içine eşyalarla döşerlerse herkes anlardı. Çünkü bizim borç içinde olduğumuzu bütün ahali bilirdi. Ayağımıza giyecek ikinci bir ayakkabımız bile yoktu. Birdenbire böyle zengin olursanız şüphe çekersiniz tabii. Ailem de buna göre davrandı. Oyunu kuralına göre oynadılar. Ama daha Sefa'nın sesini süremeden başımıza onlarca iş geldi. Ben bile nasibimi aldım bunlardan. En çok dedem etkilendi. Odasına girdiğinde bir anda bağırmaya başlıyordu. Çabuk yetişin diye. Odasına gittiğimizde tek başına yattığını görüyordum. Burada birileri vardı, altınlar alacaklardı, beni öldüreceklerdi diyordu. Ben mesela öldükten sonra dayımı gördüm evde. Kendi odasına girerken gördüm. Kapıyı açıp odasına baktığımda içeride yoktu. Sonra yine gördüm. Bu kez odaların hepsine tek tek girip çıkıyordu. Beni fark ettiği anda üzerime saldırdı. Nerede dedi, çabuk söyle, nerede? Ne sormak istediğini anlamadım bile. Oracağa yığılıvermişim. Gözümü açtığımda dayım ölmemiş dedim. Dayım ölmemişti, yemin ederim. Bütün odaları gezdiğini gördüm. Bana soru sordu. Nerede dedi. Bir şey arıyordu. Dayım ölmemiş. O yaşıyor dedim. İnandılar söylediklerime. Çünkü kendileri de aynı şeyleri yaşıyorlarmış. Dedem her gece rüyasında dayımı görüyormuş. Ben anlattıktan sonra herkes bir bir dökülmeye başladı. Kimin eteğinde ne taş varsa ortaya çıktı. Dedem altınları harcamadan önce de dayımı görmüş rüyasında. Dayım onu uyarmış, altınlara dokunacak olursan sonun benim gibi olur demiş. Dedem bundan hiç kimseye bahsetmemiş. Çünkü engel olacaklarını biliyormuş. Rüyayla da amel olmaz demiş. Ancak son zamanlarda evin içinde dolaşan dayımı sadece ben görmüyormuşum. Bu olayı konuşmamızın üzerinden 2 gün geçmişti. Sadece 2 gün. 2 günün sonunda salonda oturduğum sırada bir patlama sesi duydum. Odaya koşup baktığımızda dedemin silahıyla kendini vurduğunu gördük. Dayımdan sonraki 2. travmamdır. O anı da hiç unutmayacağım. Hem dayımın ölüsünü görmemiştim bile, göstermemişlerdi. Ama dedemin paramparça olmuş kafasını gördüm. Duvara yapışmış et parçalarını gördüm. Her yer kan olmuştu. Hiç intihar edeceğine dair bir işaret yoktu. Dedem kaç yaşına gelirse gelsin çocuk gibi davranan biriydi. Eğlenceli, neşeli, hep 1 ay sonranın, 2 ay sonranın, bazen 2 senenin planını yapan bir adamdı. 2 sene geçsin de şunu yapalım, 1 sene geçsin de bunu yapalım derdi. Böyle bir insan kendini nasıl öldürebilir? Dedemin ölümünden sonra ben bir rüya gördüm. Bence o rüya her şeyi anlatıyor. Odaya giriyorum, dedem simsiyah bir kefenin içinde. Her yeri kapalı. Ölüleri beyaz kefene sarmazlar mı? Dedemi neden siyah kefene sardınız diyorum. Sonra yanından başka bir ölüyü gösteriyorlar. O da siyah kefen içinde. Bu kim diye soruyorum. O da senin dayın diyorlar. İkisi de simsiyah kefen içinde. Sonra hafif kıpraştıklarını görüyorum. Canlılar sanırım, ölmemişler. Çıkarın onları kefenden diyorum. Kimse elini bile sürmüyor. Ben açmaya başlıyorum kefeni. Ve açtıkça kefenin içinden altınlar dökülüyor. Sarı sarı, çil çil altınlar. Bunlarla birlikte mi gömecektiniz diyorum. Onun için öldülerse öyle gömülürler diyorlar. Unutamadığım rüyalarımdan biridir bu. Dedem ölünce o kuyumcuyla irtibatta olan kimse kalmadı. Biz altınları istesek de bozduramazdık. Hiç harcamadık. Sadece duruyordu evde. Ama yine de olanların önüne geçemedik. Size bir şey söyleyeyim mi? Ne zaman yemek yapsak ertesi gün içinde kurt görürdük. Yaptığımız yemek 2-3 saat içinde kurtlanırdı. Sanki 1 sene boyunca tabakta kalmış gibi. Evin içini örümcekler, hamam böcekleri sardı. Ne kadar temizlersek temizleyelim, ne kadar ilaç kullanırsak kullanalım, bir türlü gönderemedik evden. Biz temizliyorduk, 1 saat sonra duvarda yine örümcek ağası görüyorduk. Bir de kıyafetlerimizi düzgünce katlayıp koyardık, ertesi gün ters bir şekilde bulurduk. Kapının önüne ayakkabımızı temiz bir şekilde koyardık, sabah çamur içinde bulurduk. Halının üzerinde ayak izleri görürdük. Çamurlu ayakkabıyla evin içinde gezilmiş gibi. Pencerelerde kocaman el izleri görürdük. Silerdik, yine çıkardı. Sonunda bir hocadan yardım istediler. Bundan kurtulmak için bütün altınları vermeye razılardı. Hoca tek bir altını istemedi. Dayımın altınları çıkardığı yeri buldu hoca. Gidin oraya gömün demiş.
Altınları gömdüler ama rüyalardan kurtulamadık. Rüyamda dayımı hep siyah kefen içinde görüyordum. Başında ağlayan, tanımadığım insanlar vardı. Gencecik çocukmuş, simsiyah kefenle gömmüşler diye ağlıyorlardı. O benim dayım diyorum yanlarına gidip. Hadi bana beyaz bir kefen verin de değiştirelim kefenini diyorum. Sen değiştiremezsin ki gücün yetmez diyorlar. Bir gördüm, iki gördüm, aileme anlattım. Ben sürekli aynı rüyayı görüyorum dedim. Annem de aynı rüyayı görüyormuş. Hatta ninem de aynı rüyayı görüyormuş. Ben de gördüm dedi, simsiyah kefen içindeydi oğlum. Bu işte de hayra alamet değil, biz yine gidelim hocanın yanına. Gittik hocaya, her şeyi anlattık baştan. Ben de gördüğüm rüyaları anlattım. Hoca bize iki tane kefen verdi. Bunlardan birisi dayım için, diğeri dedem içindi. O mezarı geri açacaksınız. Onları mezarından çıkaracaksınız ve kefenlerini bunlarla değiştireceksiniz dedi. Babam iki akrabamızla birlikte gitti mezarlığa. Kefenlerini değiştirip geri geldiler. Geldiklerinde suratları bembeyaz olmuştu. Rüyalarınız doğruymuş, kefenleri siyahmış dedi. Yeniden beyaz kefenle değiştirmişler ve mezarı kapatmışlar. Diğer siyah kefenlerin de yakılmasını istemiş hoca. Onları da yaktılar. Babam bir hafta boyunca kimseyle konuşmadı. O kadar etkilenmiş, o kadar korkmuş ki. Haklı tabii. Mezarı açıp siyah kefeni görünce delirecekmiş. Babam bunu hiç dile getirmedi ama ben babamın artık mezarlardan korktuğunu düşünüyorum. Çünkü biz mezarın üstünü görüyoruz. Bize göre normal, toprağı var, taşı var. Ama altında kim bilir kaç siyah kefenli yatıyor. Hikayem bu kadardı. Yayınlasanız da yayınlamasanız da teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın. Ya kafir, oh, ruhuna.